İstihbar et. Gelecekte ben tarih olurum Cenab-ı Hakk'ın sözlerini. Tarih olmak bir adam bir işi görür, sen gelirsen o iş esnasında bir iş teklif edersin. Bu da bir yoldur, işini bitireyim, boşanayım, bundan sonra senin için göreyim. Bu derdir, belkere içine ziyareti yapıyorlar, sonra çıkana baklarım sözlerim. Şimdi nasıl ahirette de bu işleri geldiğinden, işleri bitirecek, yok olacak, ondan sonra mahkemeye başlayacak. Sahi bu manayı alırsın tabi bir tehlike hareket edin. Herkese de sen niye? Cenab-ı Hak için zaman yok ki. Sen istikbar için hal, istikbar, mazi bunlar zamandır. Zamanı da Cenab-ı Hak'a da gösterip halk etmiştir. Cenab-ı Hak bu yaratmış olduğu onların vaziyeti yok. Zaman geçmez. Ne zaman var Cenab-ı Hak'ta var. Ne de mekan var. İkisi de mekan. Halbuki burada zaman geliyor. Cahilin al doyuncusu, hani demek ki Cenab-ı Hakk'a da tekrar zaman geçiyor. Madi geçin geçmiş. Şimdi de hali hazır. Gelecekte de Cenab-ı Hak fari olacağı işte solda. Dertlerin muhakkabını çözüldüğü, şunu bu muhakkabını ayet-i kerimlerin zahirinde Cenab-ı Hak üzerinde zamanın geçmesi anlatılmıyor mu? Anlatılmıyor. Anlatılmıyor. Demek ki burada zahirini anlıyor. İşte ehl-i sünnet zaman'ı bundan dolayı tevhid ediliyor. Diyor ki bu ayet-i kerime zahirde göründüğü gibi değil. Cenab-ı Hak senetre o buyurmuş bize nispeten. Biz hali hazırda mazi geçen geçmiş haldayız. İstikbalda bizim için o istikbal. Bizi istikbalda ahirette suala hesaba çekeceğiz. İşte Cenab-ı Hak'ta özetleri ne fark? Geçmişine geleceği hiçbir farkı yok. Hepsi insan indirin. Ve enneha la tecihu illa ba'deten. Kıyamet de gelmez illa ansızın gelmez. Nun noktası yok, nun noktası yok. Nuna nokta koyun. Evet. Kıyamet ansızın gelir. Hadis-i şeriflerde gelecek ki o kadar gaflette kalacak ki tabi esrar üzerine kıyamet kopacak. Mümin kalmayacak. Güneş dünyaya tülü etmekten haya edecek. Ya Rabbi ben dünyaya tülü etmekten haya diyorum çünkü Allah diyen kimse kalmadı. Alışveriş ediyor. Meta'ini satmış parasını alıyor. Atını getirmiş, devesini getirmiş, sürüyor. Yahut da havuzunu sıvıyor, yahut da bir işi görüyor. Öyle ansızın herkes o işteyken, İsrafil aleyhissalatü vesselam sure üfürecek, dağlar pamuk gibi atılacak, alt üst olacak, bütün mahlukat ölecek, rahat eder. Yani evvelden haber verilecek de, ha hazır olun bakın, kıyamet kopacak, işte yaklaştı, yok, ansızın. Ama alametleri gelecek. Yani kimsenin haber olmayacak. Hiç kimsenin kimseden haber olmayacak. Kema kâle teâlâ, Cenab-ı Hakk'a Hazretleri buyur ki وَقَدْ اِسْتَأْفَرَ بِعَلْمِهَا وَلَمْ يَعْلَمْهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ وَقَدْ اِسْتَأْفَرَ Cenab-ı Hak istihsar etti, ihtiyar etti بِعَلْمِهَا onun elmini, Cenab-ı Hakk'a Hazretleri ayet-i kerimede var ya Cenab-ı Hakk'a dediği yani ayet-i kerimeyi içerir. Cenab-ı Hakk'a yine kimseyi ettira ettirmez. Evet. Cenab-ı Hak kıyametin ne vakit kopacağını kendisi ihtiyar etti وَلَمْ يُعَلِّمْهَا وَلَمْ يَعْلَمْهَا اَحَدٌ hiçbir kimse onu bilmedi مِنْ خَلْقِهِ خَلْقِنْدَ fakat ahaden olsa ahaden değil mi sizce? وَلَمْ يَعْلَمْهُ eğer ahaden olsa وَلَمْ يُعَلِّمْهَا onu talim etmedi ahaden hiçbir kimseyi مِنْ خَلْقِهِ خَلْقِنْدَ fakat burada fail yapmış وَلَمْ يَعْلَمْهَا kıyametin kopacağını bilmez hiçbir kimse ahaden hiçbir kimse مِنْ خَلْقِهِ Cenab-ı Hakk'ın mahlukatından وَعَلِمَهَا onu bildi yahut da وَعَلَّمَهَا onu öğretti ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e öğretti. Yok elimi okursuksa Peygamber Efendimiz bildi. Gene bilmesi de kimde oluyor? Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle sallallahu aleyhi ve sellem.
ve nehâhu, vakitte allemeha buldu. Allemeha, bu kıyametin, saatin kopacağını, ne vakit kopacağını bildirdi ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e ve nehâhu. Fakat Peygamber Efendimiz'i nehyetti. Enil ihbari biha, o haber vermekten nehyetti. Filan vakitte kopacak ama bunu sakın haber verme dedi. Şimdi en müsaitse elimin sahibi kıyamet bilen Cenab-ı Hak. Ama bildirdiğini bildirir. Bunu Peygamber Efendimiz'e bildirdi ama fakat onu haber vermeden ne etti? Ne için? Tehvilen lişaniha ve tazimen leemriha. Onun şanını tehvil için, yani korkunç. Tehvil hevülden, hevül korkunç. Onun şanını tehvil için, yani korkunç bir emir olduğu için ve tazimen leemriha, emrinin de tazim için, büyük bir emir. Bunun için kâne lehtimâmu bişâniha kıyametin şanına ihtimam oldu. Ekseren min gayriha, başkasından daha çok oldu. Ve dayruha, kıyametin dayri zararı ekberu min hayriha, hayrinden çok. Dayri hayrinden çok. Evet. Ekseren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz çok eyledi min beyan eşrafiha, onun alametlerini beyandan ve emarata alametlerini beyandan çok eyledi. Yani çok şeyler Peygamber Efendimiz söyledi. Daha neyi? Min beyan eşrafi ve emarata ve ma, bir şeyi beyandan ki, yani ve mimma demek beyan üzerine nasıl? Beyne yedeyha, kıyametin önü sonra olan fitnelerin beyanından. Bunu da çok eyledi. O da neden? Minel fiteni, fitnelerden. Öyle fitneler de ki el garibeti ve daide. Kıyamete yakın fitneleri var, biraz zıvah fitneleri var. Bunların hepsini beyanını Peygamber Efendimiz çok eyledi. Bir var ki kıyamet kopmazdan az evvel fitneler olacak. Bir de var daha evvel olacak. Bir de var ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında başlamış. Dedi Peygamber Efendimiz zamanında başlayanlar kıyamete uzak. Şimdi bu zamanda olduklarımız, Peygamber Efendimiz zamanından 1000 sene geçmiş, daha yaklaşmışız. Günden güne çıkacak fitneler daha yakın. Zaten bu kitapta beyan edecek. Gelmiş geçmiş fitneler. Kitabın tehlifi esnasında geçmiş. Bunlar ayrı beyan ediyor. Bir de kitap tehlif edilirken içinde olduğumuz fitneler. Bir de gelecekte fitneler. Bunu zaten kitabın kendisi üçe ayırıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu üç fitneler gerek gelmiş geçmiş. Peygamber Efendimiz zamanın hepsi gelecekti. Bize göre gelmiş geçmiş içinde olduğumuz gelecekler. Bunların hepsinin beyanını birçok hadis-i şeriflerde beyan buyurdu. Ne için beyan buyurdu? لِيَكُونَ olsun اَهْلُ كُلِّ قَرْنٍ, her bir zamanın ehalisi olsun, ala hazerin, hazer üzerine, sakınmak üzerine olsun, minha, kıyametin kopmasın. Onları beyan buyurdu ki kimse itimat etmesin ki o ala kıyamete çok mesela ben uğrağat mesela vakit sökülüyorum, yok. Ansızın birdenbire belki kopar, siz hazer üzerine olun ve hazırlıklı bulunun. Ne oldukları halde müteheyyine, hazırlanıcı oldukları halde, leha kıyamete bil amali, amelleriyle, öyle ameller ki es-salihati, güzel amellerle hazırlansınlar. Ne oldukları halde gayre münhemikine, batmamış dalmamış oldukları halde fi's-şehavat ve'l-lezzat, şehavata lezzata, nefsin arzularına evet dalmamak şekliyle, insan nefsi bir defa yularını saliverir, şehvata, lezzete düşerse ibadeti unutur, vakıtta gelir geçer, birdenbire daha kıyameti kopar. Kıyametin büyük kıyamet var, bir de küçük kıyamet var. Memmâta gad kâmet kıyameti o. Bir adam öldü mü onun kıyameti kaim oldu. Şimdi biz biliyoruz ki hele büyük fitneler zuhur etmedi. Binaenaleyh büyük fitneler zuhur etmeden kıyamette kopmaz. Öyleyse biz
şehavata dalalım, lezzete dalalım, gafletiyle vakit geçirelim. Çünkü kıyamet uzak bizden. Böyle desek bu da şeytandandır. Niye? Büyük kıyamete lüzum yok ki, senin ömrün birdenbire gelecek. Ve senin ecelinle vakit geldiğinde sana kimse haber vermeyecek. Ansızın birden Azrail Aleyhisselam gelip senin ruhunu katledecek. Sen işte kıyametin koptu. Daha ondan sonra öldükten sonra nadim ve peşiman olsan, ya Rabbi beni bir daha dünyaya gönder, ben bilemedim, amel yapamadım, amel... İki düğme mesela? Adet-i ilahi tekrar dünyaya dönüş yok. Peki o arada öldükten sonra ağlayacaksan, sızlayacaksan, oradaki ağlamanın, sızlanmanın faydası da var mı? O da yok. Hep sağlıklı olacak. Ölmezden evvel olacak hepsi. Sen kasemet, öyleyse münkesim oldu. El-emâratü alametler ilâ selâseti aksâmin, üç kısma münkesim oldu. Kısmın bir kısmı zahara zahir oldu ve kadar geçti. Vahiyye, bu zahir olmuş ve geçmiş olan fitneler, el-emâratü l-be'ide, uzak olan alametlerdir. Kıyamete uzak. Niye? Yüzlerce sene geçmiş aradan. Ve kısmın bir kısmı da zahara zahir oldu. Ve lem yenkadi. Asli yenkadi yayınan. Lem geldi, ahirin cesmesi ya düştü ve lem yenkadi. Evet. Nihayet bulmadı. Bir kısmının da içindeyiz. Başladı fakat bitmedi. Bella yezalu, belki zail olmadı. Ne olduğu halde yetezayedü. Ziyade olduğu halde zail olmadı, daim oldu. Daima ziyade oluyor ve yetekameli tekemmül ediyor. İşte bir kısımları da başladı ama günden güne ziyade olacak. Mesela hayatsızlık, kıyametin alametlerinden birisi. Hayatsızlık başladı mı başlamadı mı? Başladı. Kadınlar sırılsıklak etmeye başladı. Erkekler haya etmiyor bir kısa, mayo giyiyorlar. İstanbul'da gördüm o denizlere kadınlarla beraber giriyor, çıkıyor, hiç de haya etmiyor. Kadın çırılçıplak gelip erkeklerin arasında oturuyor, haya etmiyor. Bu başladı. Bir noksan mı olacak? Hayır, günden güne ziyade olacak. O kadar ziyade olacak ki diyor, caddelerin üzerinde kadınlarla zina edecekler. Caddenin üzerinde kimse buradan kalk, kenara çekil demeyecek. Laubali ne olacak ki? Laubali. O vakitte imani en kuvvetli olan adam, o da imanı kuvvetliyse diyebilecek ki, yahu bu hayasızlığı yapıyorsun, şu kenara git, yoldan kenara çekil. Bu kadar diyebilecek, o da imanı kuvvetli, imanı varsa. Yoksa diyemeyecek. İmanı kerende olacak. Tabii, kimde olacak? Gavurlarda zaten başlamış. Gavurlarda zaten var, Müslümanlarda da başlamış. Sen İstanbul'a git de orada bir adama de ki sen, herif vapurda kadının boynuna sarılmış yüzünü gözünü şap şap öpüyor. Yanındaki adamlar da burayı bayağı sızla niye yapıyorsun demiyorlar. Ben gözümde gördüm. İşte hayatsızlık başladı. Günden güne de ziyade olacak. Bunu 100 sene evvel bunu yapacak olsa bu adamı derhal öldürür müydüler, öldürmesinizdiler. Derhal. 100 sene evvel bu halde yapacak bu genci derhal bıçaklarla denize atardılar. Neden bu oldu? İman zayıflığından. Çünkü bu emrün bir merufun ehlinin münkeri yapacak adam da yok. Laubali. O da o dalmış. Öteki de dalmış. Öteki de başka şeye dalmış. Yani öteki zinaya dalmış. Beriki de zinadan daha beter olan bankaya, ribaya dalmış. Saçlı sakallı hacı efendi para gördürüyor senedine. Hoca efendi parasını koymuş, faizini alıyor. Peki o gence söyleyebilir mi ki sen haram yiyorsun? Ne diyecek? Sen daha düzgün yiyorsun. Yani tabir kabı olur ama der ki mesela bu boku niye yiyorsun diyecek ki sen daha büyük boku yiyorsun. Ben bir maruf zaten yapamaz ki o. Şimdi zina mı büyük, riba mı büyük? İkisi de günah-ı kebairden fakat riba büyük. Niye? Ayet-i kerimeye bak. Zinanın cezası nedir? Başında nikah geçmemişse, bir adam zina ederse, ona kafir diye değil, ona had vurulacak, yüzdeyenlik vurulacak. Kafir olmuyor. Yalnız onun haddine yüzdeyenlik.
Yok, eğer başında nikah geçmişse eşşeyhu ve şeyhatizaten eya tecrübümuhuma nekâle minallah vallahu azizun hakim. Bu ayeti kerimenin kiraatini kıdemiş hükmü bakıyor. Başında nikah geçmişse o rejim edilecek. Ne diye? Kafir diye mi? Yok. Cezası. Ceza diye. Fakat o rejime razı oldu ve rejim edildi. Günahdan temizlendi mi temizlemedi mi? Temizlendi, bitti. Çünkü Hazreti Maiz zina etmişti. Geldi Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Beni bu günahdan temizle. Peygamber Efendimiz reddetti. Tekrar geldi. Tekrar reddetti. Dört defa olunca dört defa ikrarı dört şahit makamına kaim oldu. Onu rejim ettirdi. Rejim edince Ashab-ı Kiram arasında dedikodu oldu ki acaba Maiz iman ile mi gitti, imansız mı gitti? Bazılar dediler ki imansız gitti. Bazılar dediler ki imanlı gitti. Geldi Resulullah Efendimiz'e söylediler. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Maiz öyle bir tevbeyle tevbe etti ki bütün dünya halkına takdim etsen gene de yeter. Çünkü nefsini feda etti, daha bundan büyük bir şey olur mu? Ribaya gelince, ribanın dünyada bir cezası var mı? Yok. Yok, değnek vurur. Rejim edin. Dünyada bir cezası yok. Ya cezası ne? فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Cenab-ı Hak onlara diyor ki, ey riba yiyenler, Allah ve Resulü ile haktesiniz. Öyleyse, Allah ve Resulü ile haddi olan bir adam da iman aramasın. Niye? Allah'a karşı silah çekmiş, Peygamber'e karşı silah çekmiş. O da Müslüman sayılır mı? Binaenaleyh riba yiyene, zahirde bir tamam ehl-i sünnet itikadı üzerine teşkil etmiyoruz ama fakat imansız geçmesinin alameti. Niye? Allah ve Resulü ile haddi olan bir adam tevbe etmeden o riba yiyecek olursa küfürle gideceği %100. Yalnız biz zahirine bakacağız. Bu adam gene namaz kılıyordu, onu susuyordu, Müslüman kabrına koyacağız. Fakat ahirette riba yiyenler kalkacak, yürüyecek, Arafat meydanına gitmek için düşecek. Kalkacak, gene düşecek. Bütün millet görecekler. Çünkü Allah ve Resulü ile göğe cin bir adam yukarıda nasıl bir şey yürüyemezse onun gibi olacaklar. Şimdi bunlardan ne anlaşılıyor? Riba günahının ne kadar büyük olduğunu anlayın. Bunu da kim yapıyor? Müslüman takımı yapıyor. Kafir zaten inkar edeni diyor. O diyor ki ya ben dalmışam, serhoş, mihurni, envazülü itikadı yapıyorum. Bankaya da girmişim. Belki adam öyle değil. Rak içer misin? Aman aman aman. Cino eder misin? Yahu haram öyle şey mi olur? Şuranın hakkını yer misin? Yok. Bankaya vızır vızır. Bu nasıl Müslümandır? Vızır vızır. Sonra bir de bir fetva çıkarır. Paranın zekatı kuramıyoruz. O da yalan. Paranın zekatını ver, parana hiçbir şey olmaz. Efendim götürecek bankaya koyacak. Ben bu burası ehli haktır, dar-ı haktır, dar-ı haktır, faiz almak haram. Dar-ı harb ise sen orada niçin duruyorsun? Bir, dar-ı harb de ne sen kendi malına sahip olursun, ne de avara durursun, illa karşıyı vuracaksan, malını alacaksan, o da seni vurup alacak. Mesela Araplarla Yahudilerin birbirleri şimdi çarpışması gibi dar-ı harbeli olur. Sen yalandan Türkiye dar-ı harb edecek ne için? Bankadan para almak için. Peki birisi gelse senin evini bassa, yarsa, gidip hükümete şekva eder misin, etmez misin? Sinan kes benim evim bastı, paramı aldı. Dar-ı harbi bu iş olur mu? Olmaz. Dar-ı harbi gidip de kafirde mi ya şekva edeceksin ki benim evim vurdu? Adalet isteyeceksin, muhakeme duruşunu isteyeceksin. Oraya gelinden yok efendim, dar-ı harbi sanmıyor. Sırf para almak için. Bunlara da ne derler? Yahudi öleması derler. Hani Yahudi alimleri bir hüküm zengine geldiği vakitte tatbik etmezdiler. Fakire tatbik ederdiler, zengine tatbik etmezdiler. Kendinin menfaati gelirse fetvayı basıyor. Menfaati olan yerde çeviriyor. Dari harbise durmayacaksın. Ne olursa olsun çıkacaksın. Dari küfür diyebilirsin. Dari küfür var, dari hak var, dari iman var. Dar-ı küfür ki bir İslam hükümeti diğer bir kafir hükümetle anlaşma yapmış. 3 sene, 5 sene orası dar-ı küfürdür. Ama dar-ı harp değildir. Binaenaleyh o dar-ı küfürden bir adam başa poşetle gelse o emanda mıdır değil midir?
emandadır. Onu ne manada alırlar, ne seni yakarlar. Sen de ona geçsen, o da seni öder. Fakat iki hükümetin arasında eman kalkarsa, müsalaha biterse, ikisi sefillerini çekerler, hali herbe geçerler, bu vakit olur zariha. Zari küfür başka, zariha bunları kalkıştırıyorlar efendim. Beyaz ulema demiş ki, dari küfür demek zariha demektir. İkiye teksin etmişler. Dari iman, dari küfür. O vakıttaydı. O vakit böyleydi. Fakat sonradan gelen ulema diyor ki, bir de bir dar-ı küfür var. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerle muahede yaptı. Sonra bozdular ya, bozuncaya kadar onlara iman verdi mi, vermedi mi? Onlarla faiz muamelesi yaptı mı Peygamber Efendimiz? İşte yapaydı da, onlar da dar-ı şeydi, kafirdir. Dediler ki Peygamber, Yahudiler faizci olduğu halde fakat Medine-i Münevvere'ye İslamlar yerleştikten sonra Peygamber Efendimiz nehyetti. Kim olursa olsun faiz muamelesi yok. Eğer kafirinden faiz muamelesi caiz olsaydı gene Peygamber Efendimiz tecrübe ederdi ki Yahudiler Müslüman değil, biz onlardan faiz alır, faiz verir. Bunlar uydurma şeyler. Neyse, o da uzatmayalım da. Hocam adlarımızdan buraya gelmek için bana para dönüz alıyorlar. Onlar da şart böyle bir şart konusunda. Şimdi o uzun mesele de, şimdi hele o ayrı ses sorusu. Biz konuştuğumuz, yani zarureti olmaksızın gidip bankadan krediyle para alıyor, keyif için ribaya giriyor. Şimdi bir de bu zaruret meseleleri, bunlar da derece derece başka hükümler bunlar. Evet, şimdi fitnelerin içine düşmüşüz, bazıları da ziyade olacak, günden güne ziyade olacak. Mesela bu gelecek. Hatta izâ belâgâd gâye, bu içinde olduğumuz fitnelerde ziyade olur, 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 bu da nihayetine erer. Erdi mi o fitneler, tekamül etti mi? Zahar'ın kısmı salis, üçüncü kısım zahir olur. Demek ki üçüncü kısım zahir olması için içimizdeki bu fitneler tekemmül edecek, tekamül edecek. Az alacak, az ama çoğalacak. Vahiyye, işte bu kısmı salis de, el-emaratul garibe, kıyametin kopmasına yakın olan emaretlerdir. El-kebire, büyük. El-emaratul garibe, fil-kebire. Elleti, öyle yakın olan alametler ki, takibuha, onu takip eder, onun peşinde gelir. Es-sa'atu kıyamet. Kıyamet onun peşine gelir. Ve enneha, bu büyük alametler niçin inneha dedik? Sebebi ne? Bu elif-i maddesi. İnne mi okunur, enne mi okunur? Efendim? He? وهي الامارات الكبيره التي تعقب الساعه حتى لو ترى الى وقت هاني حتى يقبل حال ابتداء وقت ابتداء حال ابتداء ده اني اقول وانها تتابع اصلي تتابع تتابع سيد مصاري ها تتابع تتابع ده بابنده Teba'ade babından ye te he? Te 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 ama tanım dili hesb olur. Tanım dili üç tabir araya geldiğinden biri hesb olur. Te 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 ta be'u. Asli te te ta be'u olacak. Yani üç tane lisan-ı tekil olduğundan birisi nasıl derler. Üç tam yazmış. Ya lüzum yok. Peki te te ta be'u. Tetabu eder. Kenizami harezin ingeta'a silkuha. Kenizami harezin boncukların ipi gibi ki ingeta'a mungati oldu silkuha. Onun ipi. Boncukları bir ipe dizdir. Nasıl onun ipi koparsa birer birer mi düşer, hepsi birden mi düşer? Evvela bir sene peşi, sonra derhal öteki, çünkü ötekini tutan yok. Peşi sonra öteki ile bir bir peşin, ama çarçabuk hepsi dökülür, yani kalmaz. Birisi düşsün de bir müddet sonra kalsın, bir öteki düşsün, yok. İşte bunun gibi o kıyametlerin de büyükleri başladı mı, hep bir bir peşine çıkacak. Felneskür, bir zikredelim.
kulle kısmın her bir kısmı fi babin her bir babda ala hidetihi müstakil olarak. Ve hâzâ tertibun bu bir tertiptir ki lem erahu ben bu tertibi görmedim lefeyri benden başkası için yani benden başkası bu tertibi yapmadı. Ve leallehu ümit olunur ki bu tertip akrabu daha yakındır ila zapt-ı zapt etmeye ve enfe'u daha menfaatlidir lil avam avama. İnşallahu Teala. İnşallah bu daha menfaatlidir. Evvela gelmiş geçmiş fitneleri söyleyecek. Ondan sonra içinde olduğumuz fitneler ki başlamış ve devam ediyor. Ondan sonra da büyük alametleri söyleyecek. Büyük alametlerin evveli hangisi? Evveli Deccal. Bir rivayette bazıları demiş ki Mehdi'dir. Mehdi bazıları alametlerden sayar, bazıları saymaz. Saysan da olur, saymasan da olur. Çünkü Hazreti Mehdi'nin zamanında Deccal çıkacak. Deccal kim üzerine çıkacak? Hazreti Mehdi üzerine çıkacak. İkisi bir zamanda olduğunda işte birinci alamet Mehdi'nin ve Deccal'ın zuhuri. Sonra Mehdi ile Deccal hakkındaki hadisler tevatürün manevi derecesine gelmiştir. İşte öteki kitapta El-İza'da 60 kadar hadis Cerh-i Tazim ile Mehdi hakkında Cerh-i Tazim ile yapıyor. Hadis-i sahih ve hasen olarak zikrediyor. Tevatür-ü manevi derecesine gelir diyor. 60 kadar hadis. Bunun münkiri kafir olur. O kitap, o El-İza'nın faydası o cihazda. Yoksa bu kitap kafir. Tembih. نَأْخَذُ مَا نَسْكُرُهُ فِي كِتَابِنَا Bu kitabımızda zikrettiğimiz hadislerin mâhazi مِنَ الْاَحَادِيثِ hadislerden galiba eserisi كُتُبُ الْحَافِظِينَ الْاِمَامِينَ İmam olan, hafiz olan iki kişinin kitaplarıdır. Kim o? İki imam, iki hafizden beden الْحَافِظِ بِنْ حَجَرِ الْاَسْكَلَانِ وَالْحَافِظِ جَلَالِ الدِّينِ سُيُوتِ Buna ikisidir. Askelani ile İmam-ı Suyuti'den almış diyor. Ekser hadisleri bu iki kitaptan aldım. Binaenaleyh buradaki hadislerde şekli şüphesi olan bu iki zaten kitaplarına müracaat eder bulur. Keşerhil Bukhari el-Müsemma Fethül Bari Askelani'nin hangi kitabı var? Bukhari Şerif'in şerhi var. İsmi ne? Fethül Bari. Lil evvel bu Askelani'nin. Ve keddürril mensur dürri mensur gibi vel hasayisil kubra hasayisi kubra ve cem'il cevami vel urfil verdi vel keşf bunlar da lissani ikinciye lissani mi sizde? Vel keşf lissani olacak çünkü ötede el müsemma fethül bari lil evvel dedi. Öyleyse İmam-ı Suyuti'nin de hangi kitapları? Ed-Durrul Mensur tefsirde. Kaç cilt? 6 cilt. El-Hasayisul Kubra 3 cilt. Cem'ül Cevamiye Cem'ül Cevamiye ki El-Cami'ül Kebir, Cami'ül Sevay değil Cem'ül Cevamiye başladılar. Şimdi tekriben 15 cilt olacak. Bu. El-Arful Verdi fi Ahbaril Mehdi. Bu da İmam-ı Suyuti'nin El-Havilil Fetavi kitabında bir risaledir. 300 kadar hadis yazar. Vel keşf, bir de keşif isminde bu ümmeti Muhammed dini geçecek mi geçmeyecek mi o da ufak bir risale. Bunlar da lisani ikinci için yani İmam-ı Suyuti için. Daha hangi kitaplardan? Bu ikisi bir. Bir de diyor ki ve kütübil imam el-şerif Nureddin Aleyhi Semhudi. Evet. Nureddin Aleyhisselam'ın kitaplarından aldım. Hangi kitapları ne gibi ki? Tarih-i Medine. Medine-i Münevvere'nin tarihi varmış Semhudi'nin. Ve Cevahir-i Ekdeyn. Bu da ikinci kitabı. Ve Kütüb-i Muhakkik Aliyyü Muttaki. Bir de Aliyyü Muttaki'nin kitaplarından aldım diyor. Muttaki. Yok yanlış. Aliyyül Muttaki. Lem yok ya. Aliyyül Muttaki. Aliyyül Muttaki'nin kitaplarında. Ve gayri zalik. Bakın bunun gibi başka kitaplardan aldım. Fel yu'lem zalik. Bu bilinsin. Evvela bunu bil ki yani
bu zat bunlardan alır. لَأَلَّا يَحْتَاجَ لَأَلَّا يَحْتَاجَ الْمَحْتَاجِ olmasın ila iadeti zikriha, bu kitapların zikrinin iadesine yuhtaçe, daha olursa daha güzel olur. فَلْيُعْلَمْ ذَلِكُ, bu bilinsin ki لَأَلَّا يُحْتَاجَ مُحْتَاجِ olunmaya ila iadeti zikriha, o kitapların zikrinin iadesine kulle merretin, her kere. Onların kitaplarını artık ayrıca zikretmeyelim. وَقَلِيلًا, az da kütüb-i gayrihim, başkalarının kitaplarından aldım. Yani bunlardan çok almışsa başkalarının kitaplarından da az almış. Ketehrizil mesabih vel hafizil menavi. Evet, Mesabih-i Şerif'in Şerif'in tehrizi var. Hafizil menavi. Onda Hafizil Sehavi İmam-ı Sehavi Mesine Akın'dan ne nasıl var ki? Daha başkalarında Tehrizil nasıl almış? O az aldığın kitapları tasfiye eder miyim? Yani hangisinin kitabından aldınsa onları da yerinde tasfiye ederim. Ve innama oradan aldığını zikrediyoruz. Yani demesin mesele tasfiye edersin. Hani usta adam zikretmez. Abi mesela Suyuti'nin bir kitabın o yine mübareğin ne diyecek, ben bunu tehlif ettim. Kıştınız İmam Suyuti'den aldım. Ona hırsızlık verir. Ya ne dedik ya, ben bunu o zaman dedim. Ve tahasiyen, bir de kaçınmak için mümkesiydi ve silvarak, evet, verecik, yani kağıdın yüzünü siyahlamaktan tahasi için. Alayım, karalayayım, değil. Ondan sonra, yok öyle değil. Ben aldığımı nereden aldımsa alırım, bunu yazarım, kendisinden ilave edici sözü de ilave eder. Tesvid-i verek ne demek? Eynen yazıyı istihsaf eder, başka bir şey ilave etmez. Bundan kaçınma için diyor. Bunu zikrettim. Veli yümek, veli yümek, veli yümek kinen nazira, naziri temkin eder. Fihi burada ney? Müracaatül mâhaz. Mâhazel müracaat, temkin eder. Yahut da veli yümkine, mümkün olan vakitte din naziri olacak. Din naziri, el naziri değil. Nazir için mümkün olan fi anda ne? Müracaatül mâhaz, mâhazı müracaat. Elif lam var sizde değil mi? Lam değil. Veli yümkine, mümkün olan. Mümkün olduğu gibi müteddi gelmez ki bu. Hemkene yümkün. Veliyümek yine olursa müteddi olur. Temkin eder. En nazire, naziri temkin eder. Fihi burada müracaat el mâhaz, mâhazın müracaatını. Fakat lin naziri olsa daha güzel olur. Veliyümkine lin naziri fihi müracaatul mâhaz. Bu arada mâhaza müracaat, nazir için, bu kitabı okuyan için mümkün ola. Bu mukaddimeyi yaptım. Tembihin nâhaz. Diğer tembih. El meksudul asliyyu min telifi hâza. Bu kitabı teliften maksat hissu bazı ahadis-i nebaviyye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı hadislerini hissetmektir alel müslimi, Müslümanlar üzerine. Ne için? Yani onları yazarım ki onlar okusunlar da ezberlesinler, hafızalarında saklasınlar. Reca'e şefaati sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in şefaati ümmidi için. فَلِذَا بُنُنْ سُنْ تَرَانَا, sen bizi görürsün, اِذَا سُقْلَ الرِّوَايَاتِ, rivayetleri sevk ettiğimiz vakıtta, مَسَاكًا وَاحِدًا, bir mesafte. Ne için? لِفَهْمِ الْعَامَّةِ عَمَّنُ فَهْمِ için. Evet, gerisi? Geride ne var? Nükre. فَلِذَا تَرَانَا اِذَا سُقْنَا الرِّوَايَاتِ مَسَاقًا وَاحِدًا لِفَهْمِ الْعَمَّةِ, ammenin fehmi için rivayetleri bir siyakta sevdiğimiz vakitte nükkire tenkir olunur aleyhi anın üzerine bir seride ahadîfiha, Peygamber Efendimiz'in hadislerinin sevdiğiyle tenkir olunur.
tenkir olunur ne demek? İnkar edilir ya. Ayrıca bir süre hadisleri yazmış. Yani mehez yok. Hangi kitaptan aldı öyle beyan etmemiş. Neklerik bundan gelir. Halbuki diyor, ne diyor? Sen görürsen ki ben hadisleri böyle bir mesak-ı vahitte sevk ediyorum. Ammenin anlaması için. Evet. O vakitte mükkire aleyhi mükkire mi? Yani mükkire okuyor. Mükkire aleyhi bir sevde hadise. Fakat yazınlı zanneder. Men bir kimse ki la hibrete lehu, onun hadiste hibreti yoktur, ihtisası yoktur. Ennehu tekrari. Sen ne der ki bu tekrar ediyor. Halbuki tekrar değil ya. Hani muhtelif kitaplardan alıyor ya. Askerhan'ın kitaplarından aldı. Döndü Suyut'un kitaplarından da aldı. İşte bu o eyni rivayetler orada da geçti, orada da geçti. Tekrar değildir. Vekad nuriduha, bazen de o hadisleri irad ederiz. Fî mevdi'in, iki mevziyede. Bakarsan hadisler Mehdi'de mesela Mehdi'nin hakkında Deccal'ın bazı hadisleri gelir. Deccal bahsinde ayrıca gelir. Ne için? Bir münasebetiha, o hadislerin münasebeti olduğu için li kullin minhuma, o iki mevziden her birisi için. Hadis bir ama Mehdi'ye de teallüku var, Deccal'a da teallüku var. Mesela onun için orada da geliyor, orada da geliyor. فَلْيُعْلَمْ ذَٰلِكِ Bu bilinsin. لَاَلَّا يُسَاءَ Ta ki kötülük olmasın. Yani su-i niyetle kötü gözle bakılmasın. Bil müellifin müellife. Ne kötü olmasın? لَاَلَّا يُسَاءَ بِلْ مُؤَلِّفِ اَظَّنِّ Müellife zan kötü olmasın. Yani müellife kötü zan yapmasınlar. وَبِاللّٰهِ التَّوْف۪يكِ Ancak Cenab-ı Hak iledir. Et-tevfik, tevfik Allah-u Teala'nın elindedir. Buna muvaffak edecek, anlatacak, anlatacak da Cenab-ı Hakk'a razıdırdır. Peki, el-bab-ı levvel. Şimdi kitabı kaç ayırdı? Üç bab. Birinci bab ne? Gelmiş, geçmiş fitneler. İkinci bab, içinde olduğumuz fitneler. Üçüncü de gelecek büyük fitneler. Bab-ı evvel, en uzunu da bu. Bab-ı evvel, gelmiş, geçmiş fitneler. Bu gelmiş geçmiş fitneler çok, fakat bunları dersini burada yazacak. Ayrıca Kitab-ül Fiten vardır. Kitab-ül Fiten muhtelif ulemanın var. İbn-i Kesir'in bir Kitab-ül Fiteni var. Bu kitap kadar dört gelir. Bu kitap kadarsa da Kitab-ül Fiteni. Artık uzun uzun diye bahsetmiş. Burada muhtesar olarak yazacak. Ve onu da diyor ki hadislerin birçoklarının ben daha mehazini beyan etmiyorum. Arzu eden işte kitapları zikretti. Şu kitaplara müracaat edecek. Fakat bazen bazı kitaplardan da az aldım. Onları beyan edeceğim diyor. Ama çok hadislerin çoğu zikredilmiyor. Oraya nereye bakacağız biz? Bukhari Şerif'inin şerhi Fethül Bari'ye 1. İmam-ı Suyuti'nin Eddürrül Mensur 2. Hasaisül Kubra 3. Cem'ül Cevami 4. Sonra El-Arif'ül Verdi 5. El-Keşif 6. Sonra İmam-ı Şerif Nureddin'in Tarif-ül Medine'si 7. Cevahir-ül Ekseyni 8. Sonra bir de Ali-ül Müttegin'in kitapları. O kitapların ismini zikretmiyor. Peki El-Bab-ı Levvel birinci alamet fil-emaratil ve'ide uzak alametler. Elleti öyle uzak alametler ki zahara zahir oldu, vangarat mungariz oldu. Vahye kesiratın, bunlar çoktur. Bu kitabın tehlifi 1100 tarihlerinde. 1100 tarihlerinde yani 1100 sene evvel başlamış ve 1100. seneye kadar gelmiş fitneleri yazmış burada. Peki o gittikten sonra kaç sene daha geçmiş? 3 sene daha geçmiş. Hatta 250. O kadar o zaman ondan sonra da birçok fitneler çıkmış. Onlar da ilave edilmek lazım. Şimdi ehli hadisten güzel bir dirayetli bir adam olsa onları da ilave eder. Kitap başka bir kitap yapar. Bunlardan onları da toplar. Evet. Onları da ilave eder. Feminha o gelmiş geçmiş alametlerden birisi nedir? Mevtun Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in dar-ı ahirete teşrif buyurmalarıdır. Vahve Peygamber Efendimiz'in dar-ı ahirete teşrifi min a'zemil mesaili fiddin dinde olan musibetlerin en büyüğüdür.
bel azamuha büyüklerindendir. Min azamuha demek dindeki musibetler büyük musibetlerdendir. Bel azamuha, belki en büyükü budur. Yani en büyükü, büyükleri çok olur da onlardan birisi de Peygamber Efendimiz'in dar-ı ahireti ishalleri. Belinen tekit etti ki yok, belki o büyük musibetlerin en büyüğü budur. Ve min semne, bunun için kâle sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِذَا اُصِيبَ اَحَدُكُمْ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي فَاِنَّهُ اَعْظَمُ الْمَصَائِبِ. اِذَا اُصِيبَ اَحَدَكُمْ, sizden birinizi isabet ederse, اِذَا اُصِيبَ isabet olunursa, اَحَدُكُمْ sizden biriniz isabet olunursa, بِمُصِيبَةٍ bir musibetle, bir musibet ona erişirse, فَلْيَذْكُرْ hatırlasın, مُصِيبَتَهُ onun musibetini, yani fitneye düştüğünü, بِي benim sebebimle, yani Resulullah Efendimiz'in dar-ı ahirete irtihalini o sahabi düşünsün, fe inneha benim musibetim azamın mesait, musibetlerin en büyüğüdür. Tabi bu ashab-ı kiram zamanında olmuş. Ashab-ı kiramdan herhangi birisi zaten bir musibete erişirse Peygamber Efendimiz'in dar-ı ahirete ishalini düşündüğü gibi o musibet kolay olurmuş. Bunu da Peygamber Efendimiz emretmiş. Emrettiğinden onlar da sonradan kendileri de bizzat tecrübe etmişler ki ne kadar büyük musibete düşsek Resulullah Efendimiz'in ahirete teşhis gününü düşündük mü hepsini unuturduk. Onun için biz görmediğimizden dolayı bunu bilmiyoruz. Sonra bir de Resulullah'a bağlılık, bizim bağlılığımız, Ashab-ı Kiram bağlılığı gibi değil. Bizimki üfürük Müslümanı, bir üfürmeye bakıyor ki sağa sola meyledelim, Allah muhafaza etsin, onlar hiç öyle değil. Dağlar gibi bir dağ, rüzgar ne kadar kuvvetli işte dağ sallayabilir mi? Sallayamaz. Bizimki de ağaçlar gibi. Hangi taraftan gelirse o tarafa gideriz. Neden? İmanımız zayıf. Daha imanın daha iyi teşbihi. Sen şimdi üfürsen bu elektriği söndürebilir misin? Üfür de üfür. Bak koskocan bir vehe dönüyor da yanında hiç tesir etmiyor. Ama bir mum olsa, şimdi burada bir mum yaksan, o bir vehe orada dönersen onu söndürür. İşte bizim imanımız bebesi yok, kendisi zayıf, cami yok. Ufacık bir yer geldiği gibi, ufacık bir fitne geldiği gibi Allah muhafaza etsin. Alıp götürüyor Ashab-ı Kiram ile değil idi. Ashab-ı Kiram'ın imanı kuvvetliydi. Bu gelecek. Peki bu hadisi kim rivayet etmiş? Ravahu ibn-i Sa'd en Ata ibn Ebi Rabah. İbn-i Sa'd, Tabakat İbn-i Sa'd sahibi, bu Ata İbn-i Ebi Rabah'tan rivayet etmiş. Ve en Aişete radıyallahu anha, yani Hazreti Aişe radıyallahu ta'ala anha'dan rivayet edildi ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, men usibe minkum bir musibeti. Men, her kim usibe isabet olunursa, minkum sizden bir musibetin, bir musibetle min dâri benden sonra, فَلْيَتَعَزَّ تَعَزِيَ اِسْنْ لِنُصِيبَتِهِ بِي benimle musibetlendiğini onunla taziye etsin. Neyi? Neden taziye etsin? En musibeti kendi musibetinden. İki musibet var. O ki kendisine bir musibet erişti. Benim musibetimi hatırlasın, benim musibetimi hatırlamak ötekine taziye olur. Baş dağlığı olur yani. فَاِنَّهُ لَنْ يُصَابَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِي ben ümmetimden hiçbir kimse evet musab olmadı min dâri benden sonra bimislin musibetihi benimle musibeti gördüğü gibi onun misli gibi bir musibeti ermedi. رَوَهُ تَبَرَانِي فِي الْاَوْسَةِ İmam Tabarani Evsat'ında rivayet etti. Hani dedi ya bazı kitaplardan da az az alırım onların senedini zikrederim. Mahrecinde zikrediyor. İşte bu onun için zikrediyor. Ve an Ümmü Seleme radıyallahu anha enneha zekeret vefate nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmahatül mümininden Ümmü Seleme radıyallahu ta'ala an Hazreti Peygamber Efendimiz'in vefatını zikretti. Fekale buyurdu ki ya leha min musibeti ma asadna ba'daha min musibetin illa hanet
اِذَا جَكَرْنَا نُصِيبَتَنَا بِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Ya لَهَا مِنْ نُصِيبَتٍ. Araplarda bir şeye teaccüb ettikleri vakitte bir ya getirirler. Diyor ki ya لَهَا مِنْ نُصِيبَتٍ. Ne acip bir musibetten de diyor. Ney? مَا أَصَابْنَا مَا وَالْبِذْ مُصِيبَتْ كِ أَصَبْنَا. Biz isabet ettik. بَعْدَهَا. Ondan sonra. Acip bir musibettir ki biz ondan sonra isabet etmedik. مَا أَصَبْنَا بَعْدَهَا. Ondan sonra isabet etmedik. مِنْ مُصِيبَتٍ. Bir musibetten. اِلَّا هَانَتْ. اِلَّا خَسِفْ oldu. اِذَا زَكَرْنَا. Zikrettiğimiz vakitte نُصِيبَتَنَا. Bizim müsab olduğumuzu bihi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin dar-ı ahireti tesbihleriyle müsab olduğumuzu hatırlayın ki o musibet hafif olur. Ravahul Beyhakî, İmam Beyhakî rivayet etti. Ve huve evvelu fethi babil ihtilaf. İpeki Peygamber Efendimizin dar-ı ahireti tesbihinde ne fitne var ki? Ne de öyle fitne oldu ki? Peygamber geldi peygamberliğin tebliğ etti, rahmeten lil alemin. Ondan sonra Cenab-ı Hak davet etti, gitti Rabbisinin yanına. Hangi fitne var? Ha? Ha, Fuat, sen direkt zeytin. Hangi fitne? Fitne yok ki. Ne? Hangi fitne? Dur bakalım, ne? Ha? Diyor ki, kendisi gibi zikrediyor. Ve hu evveli fethi babil ihtilaf, ihtilaf kapısının açılmasının evvelidir. Heysu kalu, Ensar-ı Kiram dediler ki, minna emirun ve minküm emir. Bizden bir emir olsun, sizden de bir emir olsun. İşte ihtilaf buradan başladı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu ta'ala an, Peygamber Efendimizin yanında, Hazreti Abbas ve Hazreti Ali radıyallahu ta'ala an, Peygamber Efendimizin tescili tekniğiyle meşgul şimdi. Fitneye bak, ne kadar büyük fitne. Bir ümmetin peygamberi dar-ı ahirete teşrif etmiş. Ana baba günü olmuş. Orada Ensar toplanmışlar. Derhal halife tayinine. Gelip Resulullah'ın cenazesini kaldıralım. Lazım gelin işi yapalım. Onu bırakmışlar. Toplanmışlar orada Ensar. Halife yapacağız. Kimden olacak? Evs-i Hazreç iki büyük kabile. İkisi de daima birbirlerine mütenafis. Evs diyor ki bizden olacak. Hazreç diyor ki bizden olacak. Hazret'in reisi Sa'd ibn-i Ubade. Ensar'ın en ileri gelen iki zatı vardı. Sa'd ibn-i Mu'az bir de Sa'd ibn-i Ubade. O vakitte Sa'd ibn-i Mu'az vefat etmişti. Fakat Sa'd ibn-i Ubade mevcud idi. Ve kabilesi de büyük. Binaenaleyh hemen başına taç konulacak, melik olacak o vakit. Toplanmış Ensar ile Sa'd ibn-i Ubade hazırlanmış. Biat alınacak. O vakitte Hazreti Ömer gitti ya. Resulullah bir taraftan tepkini olunuyor. Biz derdimize bak, bunlar da gelmişler. Halife kimden olacak? Bu ne iş? Sonra Ensar da iki tarafa geçmişler, kılıçları çekmişler. Evs'ten mi olacak, Hazret'ten mi olacak? Kureyş'i içine katan yok. İşin içine Kureyş'i hiç katmıyorlar. Muhacirler hiç katmıyorlar. Hazreti Ömer fitnenin önünü almak için Hazreti Ömer Efendimiz'in ülkeye. Hazreti Ömer varken fitne kopmaz. Hazreti Ömer baktı ki fitne kopacak, hemen geldi. Hazreti Ebu Bekir gel dedi. Ne duruyorsun dedi. Sekifet-i Resasede işlem burada. Sekifet-i Beni Sa'd. Orada toplamışlar. Sekife dedi ki hani bizim eve giderken bir örtük var. Bir sokakların üzerinde örtük olur. Bunlara sekife derler. En geniş bir sekifenin altında toplanmışlar. Münakaşa ediyorlar. Hilafeti geldi. Gel dedi. Dedi ki Resulullah'ın tabi fitnesi meşgul. Dedi ki ya kılıç girecek ümmetin içine. Birbirlerine kılıçları çekmişler. Mesela tehlikeli. Gitti Hazreti Ebu Bekir baktı ki o iki taraf hazırlanmış kılıçlarının birbirine girecek. Ne var? Dediler ki ne münasebet dediler. Siz muhacir olarak geldiniz. Emir bizden olacak. Habbab ibn-i Münzir radıyallahu ta'ala anh direndi. Ensardan olacak. Habbab ibn-i Münzir o meşhur hani Bedir'de ya Resulallah mevki sen mi intikab ettin, Cenab-ı Hak mı haber verdi? Ben intikab ettim, öyleyse bu rahat yeri değildir ya Resulallah. Yerimizi değişelim işte o da. Çok yakın. Uyanıp sonra
Dedi ki Ensar'a dikkat edin bak bu hilafet elimizden çıkarsa biz de Ensar'ın elini geçmez. Dikkat etti. O dayandı. Olmaz dedi. Vallahi lazim dedi. Sa'd ibn-i Ubade değil. Gayriye kim biat ederse boynunu vururum dedi. Çekti de dedi. Hazreti Ebu Bekir dedi ki ne yapıyorsun? Ya bak ne ediyorsun sen dedi. Eleymet min Gureyş'in dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram nasıl bu hadisi duydularsa o vakitte hatasını anladılar. Dediler ya Ebu Bekir eleymet min Gureyş ya biz ve entüm rüzarayu var. Siz onların rezillerisiniz dedi. Bu Peygamber Efendimiz'in hadisi Hazreti Ebu Bekir sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunu dedikleri gibi Ansar anladılar ki bizim Sa'd ibn Ubade'ye biat etmemiz hata olacak. Vakıfta ne diyorsunuz? Öyleyse onlar dediler ki minna amirun ve minkum emir. Bir emir sizden olsun, biz emir de bizden olsun. Hazreti Ömer dedi ki bir Müslüman cemaatinin iki emiri olmaz. Dedi, kudu çok oldu. Hazreti Ebu Bekir dedi ki Hazreti Ömer ile Ebu Ubeyde'yi ileri sürdü. Dedi ki bakın bunların ikisinden birisine biat edin. O vakitte Hazreti Ömer baktı ki Hazreti Ebu Bekir kendisini ileri sürmüş. Ne yapıyorsun Ebu Bekir dedi, sen varken beni ileri sürüyorsun. Resulullah seni namaz kılmaya memur etti, peşine namaz kıldık, şimdi hilafeti almayacak mısın dedi. Tamam, Hazreti Ebu Bekir dedi ki ben seni biat edeceğim. Ensar baktılar ki olan Kureyş bizden evvel biat edecek. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'in eline sarılınca ya bu işte de Kureyş İslamiyet'e bizden evvel başladı, bu işte de bizden evvel olacak, bu fazilet onlar mı alacak diye Ensar hücum etti. Hazreti Ebubekir'e biat etmiyor. Sa'd ibn-i Ubade ayakları altında çıkamadılar. Habbab ibn-i Münzir kılıcı çekti, vallahi vururum dedi. Ya kılıcı çekti, vuracak. Vuracak, baktılar ki vuracak. Geleni, kim geliyorsa vuracak. Kılıcına vuracak ya bu Bekir, niye beyat ediyorsunuz? Ensar'ın elinden çıktım bir daha gelmez. Baktılar ki bu olacak değil, kılıcı elinden oldular. Bakın vuracak. Kılıcı, yemin etti, kılıcı alacak. Bu sefer başladı, kılıcı elinde yok. Şeyle, müştahının etrafıyla gelenlerin yüzüne vuruyor. Öyle ki beyat etmeyi. Beyat etmeyi, kimse dinlemedi, beyat oldu işte. Evvelki ıhtılaf oradan başladı. Gelmiş geçmiş fitnelerin birincisi neydi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gâr-ı ahireti teşrifleri, gâr-ı ahirete teşrif ettiği günü fitne kapısı açtı. Birinci fitne ne oldu? Hilafet meselesi oldu. Ensar ne dediler? Kureyş'e dediler ki, minna emirun ve minkum emir. Müslümanlar arasındaki ilk ihtilaf, ilk fitne bu oldu. Fakat Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu teala anhuma fitneyi hemen tezden söndürdüler. Ama o fitnenin hala daha İranlılarla Sünniler arasında daveti gider. Evvelki fitne bu. Ve huve evveli fethi babil ihtilaf feyfi kalu minna emiru ve minkum emir. Hani Avsi bin Malik'in, Avsi bin Malik'in rivayet edildi. Rasa'ahu ne olduğu halde Sübni Malik, rasa'ahu ref eder olduğu halde. Yani hadis, hadisi merfu. Hadisi merfu neydi? Yani mecrur değil, mansup değil, ötüre. Bu mana yani? Yok, hayır. Yani neydi merfu? Bizzat Resulullah Efendimiz'e senet mutfası. Sürsem bu alet. Hala. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Peki, kalenin damirinin Peygamber Efendimiz'e razı olduğunu neden anladık? Nereden çıkardık bunu? Merfu dedi ya, hadis merfu. Hadis merfu olunca senet muttasil. Peygamber Efendimiz'e kadar çıkmış, öyleyse kale damiri Peygamber Efendimiz'e razı. Niye mürsel deseydi, kale kime razı olurdu? Sahabeye razı olur. Sahabeye de değil, tabiye razı olur. Evet. Mevkuf deseydi tebe tabiine raci olurdu. Rafa'hu rafiste kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki u'dudu say adde ya'uddu nasara yansuru'dan emri hazırına gelir u'dud. Bunu da eyalal da yapsan olur. U'dde, u'ddu, u'ddi, mudde gibi. U'dud de caizdir. Hani eyalalını yaparken
ümdüdiyalar yapar. Sonra müdde deriz, müddi deriz, müddi deriz. Fekki idgam ile ümdü tehi caizdir derler yaları sonunda. Fiyadüb say, sitten altı, altı alameti say. Beyle yedeyi saati, kıyametin ünü sıra, yedi alameti say, buyurmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kime demiş? Enes ibn-i Malik'e. Mevti, Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, benim ölümüm bir. Sümme fethü beytil makdis. Sonra beytil makdisin fethi iki. El hadis. Hadis ahirine kadar okusak. Hadis sonra gelecek de burada zikretmemiş. O hadisi şerifte altı alamet beyan etmiş. Birincisi Resulullah Efendimiz'in dar-ı ahirette teşrifleri. İkincisi Kudüs-i Şerif'in fethi. Ondan sonra öteki dördü gelecek. Benim de şimdi hatırımda değil. وَرَوَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عَمْرِ İmam-ı Taberani, Abdullah ibn Amr'den rivayet etti. Amr mi, Ömer mi? Amr. Neden anladınız Emre olduğunu? Vav. Vav nereden geldi? Ömer ve Amr'a yedirsen kimdir? O aferin, iyi koca olmuşsun sen de. Radıyallahu anh. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Amr buyurdular ki, Ya Abdullah ibn Amr, ey Amr'ın oğlu Abdullah, sittu hisalin, altı haslet, kainetin orucudur, fîküm sizde. Şimdi yukarıki hadiste, kaç alamet dedi, kıyametin önü sonra? Altı. Altı sayın demedi mi? Altı. Şimdi bak bu hadis onu teyit ediyor. Sizde yedi haslet orucudur. Nedir? Kabdu nebiyyüküm, nebinizin kabdolunması, ahirete teşrif etmesi. Her hadis, hadisin nihayetine kadar. Şimdi orada da altıyı sayıyor, başta birincine Peygamber Efendimiz'in dar-ı ahireti izhar etmesi. Buyur diyor mu? Ve revâ ne'imnen Hüzeyfete radıyallahu anh. Efendim? Nu'im mi, ne'im mi? Nu'im mi? Hediye sahibi. Nu'im mi, Nu'im mi? Şimdi bu tabiinden olduğundan Hüzeyfe'den rivayet etmiş. Bunu ben de bilemiyorum. Nu'im mi diyeceğim, Nu'im mi diyeceğim. Siz şeyden bulun bunu. Efendim? Ashab'ta Nu'im de var, Nu'im de var. Şimdi bu tabi'in de yani. Tek Nu'im mi, Nu'im mi ben bilmediğimden Hazreti Hüzeyfe'den aynısı rivayet etmiş. Bunu Ricale hadis hakkında kitaplardan bulunacak. Mesela Hazreti Hüzeyfe'den kimler rivayet etmiş? Oradan bulunur. Ricale hadis ayrıca bir elimdir, onu da okumak lazım. Evet, ha Nu'im'di, ha Nu'im'di. Ben şimdi katı surette hangisi olduğunu bilemiyorum. Bu rivayet etti, hadisen tavilen. Uzun bir hadis rivayet etti. Minhu o hadisten olucudur ki fekale buyurdu heyhat 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 ne demek? Uzak olmuş. Heyhat uzak olmuş. Geçen bir şeye heyhat yani elden gitti artık o bir daha da geçmez. Vellezî be'aseni bil hak vellezî şulbi Cenab-ı Hakk'a ben yemin ederim ki be'aseni beni be'asetti bil hakkı hakkıdır. Evet. Ve yezidûneha. Sizde de yezidûne mi? Evet. Beni hak peygamber olarak ders eden Allah'a yemin ederim ki ve yezidûneha onu ziyade ederler. Neyi? Hani demir ne verirse? Uzun bir hadisi şerifin dedi yukarısını bilmiyoruz. Onu zikretmiş de daha buna da ziyade ederler. Ya Hüzeyfe Hısalen sitten, altı kasır. Nerede yezidûne? Evet. Yani alametlerden saymış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sonra ya Hüzeyfe altı haslet de ziyade ederler. Evveluhunne mevti. Bu altı hasletin evvel ikisi Resulullah Efendimiz'in dar-ı ahirete teşrifleri. Evet.
قُلْنَا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevki deyince ashab-ı kiram ne dediler? قُلْنَا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ya Resulullah sen de mi dedik? Çünkü ashab-ı kiram Resulullah'ın ölmeyeceğine faniyetler. Allah inneke meyyitun ve innehum meyyitun ayet-i kerimesi olduğu halde onlar öyle zannederdiler ki öyle ilerlebet Resulullah yaşayacak, onlarla beraber yaşayacaklar. Bu ayeti kastı olduklarında Resulullah Efendimiz ruh-i kabz olununca Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e haber gitti, geldi ki mescitte dedikodu var, Resulullah, mat Resulullah, o bile Resulullah dediler. Dedi ki yavrum kim Resulullah öldü derse boynunu vururum dedi, felici çekti. Onlardan korktular. Bu bir de diyelim boynunu vuracak. Çekindiler, korktular, Ömer dinlemez. Hazreti Ebu Bekir dindi geldi. Geldi ki Ömer felici çekmiş, heyecanlı. Resulullah öldü diyelim boynunu vururum. Bu yalanda Resulullah ölmez. Peygamber ölmez. Ashab-ı kiram'a haber geldi içeriden. Resulullah kabz olundu, Hazreti Abbas yanında, Hazreti Ali yanında. Hazreti Ebu Bekir baktı ki Ömer tehevvürde. İşte ehli tasavvuf derler ki Ömer fena fir Rasul'daydı. Bir adam bizzatı çok sevdiğim artık ruhi, eti, gemiki onunla beraber olur. Fena fir Rasul makamındaydı. Ne tarafa baksa Resulullah, her şeyi Resulullah. Hazreti Ebu Bekir fena fir Rasul derecesini atlamış, beka billaha gitmiş. Bir derece yüksek. Onun için geldi, gitti evine böyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki yüzünü açtı, öptü, fıtri hayyen ve meyyiten dedi. Hiç kendi cesaretini bozmadı. Ondan sonra çıktı. Hazreti Ömer'in vaziyetine baktı. Ashab-ı kiramın böyle korkak bir vaziyette kusurlarına baktı. Bir tarafa çekildi. Dedi ki ey Müslümanlar, eğer Muhammed'e tapıyorsunsa Muhammed öldü. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Yok, Allah'a tapıyorsunuzsa Allah ölmez. Allah bakıdır. Biz Allah'a tapıyoruz. Bu büyük peygamberimiz dedi. Geldi risaleti, geldi öğretti. Allah-u Teala emanetini aldı.